Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem diyen merhum Akif, aynı zamanda dönüp Asım'ın nesline, kahraman ecdadınızdan sizde bir kan yok mudur? Yoksa istikbalinizden korkulur, pek korkulur demektedir. Belki de programın sonuna geldiğimiz şu demde Akif'in geçmişten anladığı neydi? Şanlı mazi derken kastettiği neydi? Birazcık onun üzerinde durmak lazım. Belki de oğul beni kır, Şeyh Edebali'yi kırma. O bizim boyumuzun ışığıdır. Terazisi dirhem şaşmaz diyen Ertuğrul Gazi'dir. Kasıt. Belki de bunu hakkıyla yerine getiren Osman Gazi'dir. Belki de padişahı alem olmak bir kuru kavgaymış. Bir veliye bende olmak cümleden âlâ imiş diyen Yavuz Sultan Selim Han'dır merhum Akif'in kastı. Belki de nola tacım gibi başımda götürsem daim kademi pakini ol Hazreti Şah-ı Rusul'ün diyen Sultan Ahmet'tir. Ve en son ve hepsini ihata edecek şekilde belki de umaram her bir adın ayrı şefaat eyliye Ahmet-i Mahmud, Ebul Kasım, Muhammed Mustafa diyen Kanuni Sultan Süleyman Han'dır. Merhum Akif'in laf söyletmediği ve söyletmeyeceği geçmişi, o geçmişle kastettiği güzellik. Efendim bu sene Mehmet Akif Ersoy yılında malum bir dolu çalışmalar yapıldı. Şiir albümleri yapıldı, benzer çalışmalar. Fakat şunu ifade etmem lazım bu programın sonunda. Madem ki sevgili Ertuğrul Erkişi'ye neler düşünüyorsun diye soracağız. Bendeniz'in hazırlamış olduğu Safahattan Şiirler albümü dahil birçok eser Ertuğrul Bey'in o ilk çalışmasından mülhem, ondan aldığı moralle, motivasyonla ortaya çıkan eserlerdir. Bu yönüyle yapılan her işte bir güzellik var idiyse Ertuğrul Bey de en az yapanlar kadar pay sahibidir. Önce teşekkür ediyoruz Safahattan Şarkılar için. Ben teşekkür ederim Serdar'cığım. Eğer ortada bir güzellik varsa içinde yaşadığımız ve bizi renklendiren, bize rengini veren, bizi güzelleştiren ortamın, kardeşlerimizin, büyüklerimizin güzelliği o. Bizi şekillendiren o. Ve tabii ki bizim inancımız, değerlerimiz, medeniyetimiz. Çok şükür Safahattan Şarkılar geçtiğimiz sene, bu zamanlar. Bir sene, tabii tam bir sene oldu. Yetiştirdik ve bir sene hizmet etti çok şükür 2011 Mehmet Akif yılına. Çok büyük eksiklikmiş. Sonunda gördük. Böyle hatırlatan bir tarafı oldu o albümün. Belki yapılan her konserle birlikte, belki CD'yi alan herkesle ya da o eserleri her dinleyişimizde ya bu sene Akif yılı diye bir kez daha yadımıza geldi. Fark ettirdi bize o albüm. Kesinlikle. Okurken Ertuğrul Erkiş'in ne hissediyor? Safahattan Şarkıları okurken. Safahattan Şarkılar, hele biraz önce okuduk. Ezelden aşinanım ben, ezelden hemzebanımsın. Orada belki arkadaşlar bilmiyorum fırsat oldu mu bestekarın ismini girmeye. Şerif İşlen'in bestesiydi, Hüseyin'i bestesi. Gerçekten onları sen de çok güzel, manasını çok güzel ifade ettin ezelden aşinanımın. Aslında o ahde, vefa, evet, bu yapılan işler, oradaki ahde, Yüce Mevla ile yapılan, insanın yaptığı, ruhların yaptığı o ahde vefa, vefadır aslında bu yapılan işler. Geçen Adana'da çok güzel bir konser yaptık. Sevgili İsmail Kavuncu Bey'in, kıymetli ağabeyim, onun himayesinde orada söylemiştim. Bu işi neden yaptınız diye sorulduğunda dedim ki kişi sevdiğiyle beraberdir. Biz hem burada insanlar içinde Akif'le beraber olduğumuzu göstermek için hem de öte alemde beraber olmak arzusunda olduğumuz için bu işi yaptık. Ve gerçekten söylerken ben bunun huzurunu, bunun mutluluğunu ve beni özel kılışından mutluluğumu hissediyorum bu eserleri okurken. Çünkü gerçekten Safahattan Şarkılar bu sene çok özel bir hava kattı, çok şükür. Tabii burada, oradaki eserlerin, bestekarların, Ali Rıfat Çağatay'ın, Şerif İşli'nin, kıymetli hocamız Amir Ateş'in o gönül tınıları çok büyük etki etti. Çok şükür, yani kendimizi böyle bir işe memur olmakla mutlu hissediyoruz. Evet, biz de hem Safahattan Şarkılar albümü için hem de bu akşam bizi yalnız bırakmayıp birlikte olduğu için sevgili Ertuğrul Erkişi'ye teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Eyvallah.